Merhabalar efendim. Mutfak işleri müdüründe bugün lezzetli mi lezzetli ıspanak çorbası var. Videomuzu izlerken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve tariflerimizle ilgili düşüncelerinizi yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım mı? Tarifimize öncelikle ıspanaklarımıza başlıyoruz. Yaklaşık 2 küçük bal kadar ıspanağı ufak ufak küçük küçük doğruyoruz. Doğradığım ıspanakları şöyle tekrar alıyorum ve uzunluklarını da biraz kısaltıyorum. Evet, bu şekilde doğramış olmamız bizim için yeterli. Evet, tüm ıspanaklarımızı doğrayıp yıkadıktan sonra suyun içine alıyoruz ve üzerine biraz sirke gezdirip biz diğer hazırlıklarımızı yapana kadar sirkeli suda beklemeye alıyoruz. Ispanaklarımız beklerken hemen bir orta boy soğanı hızlıca soyuyoruz ve ince ince küp küp yemeklik doğruyoruz. Ardından bir adet havucun kabuklarını soyuyoruz. Ve rendenin kalın tarafıyla rendeliyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladıktan sonra tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Önce yarım çay bardağı kadar sıvıya alıyoruz. Yağımız kızdıktan sonra doğradığımız soğanlarımızı içine alıyoruz ve hafif pembeleşene kadar kavuruyoruz. Soğanlarımızı yeterince kavurduktan sonra rendelediğimiz havuçlarımızı alıyoruz ve 1-2 turda havuçlarımız yumuşayana kadar kavurmaya devam ediyoruz. Evet, sıra geldi ıspanaklarımıza. Ispanaklarımızı da tenceremize aktarıyoruz ve tüm malzemeyi alt üst ederek ıspanaklarımız da yumuşayıp kendinden geçene kadar kavurmaya devam ediyoruz. Ispanaklarımızı da yeterince kavurduk. Şimdi üzerine yaklaşık 5 su bardağı kadar su ilave ediyoruz. Ve bu şekilde çorbamızı kaynamaya bırakıyoruz. Evet, çorbamız kaynamaya devam ederken biz de sosunu hazırlıyoruz. Öncesinde kasemize 1 su bardağı yoğurt alıyoruz. 2 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Ve son olarak 1 yumurta sarısını ekliyoruz. Ve bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştırıyoruz. Daha sonra çorbamızın suyundan tepçe yardımıyla biraz alıyoruz. Ve yavaş yavaş çırpa çırpa hazırladığımız bu sosumuza ilave ediyoruz. Bu işlemi sosumuz ılık bir kıvama gelene kadar devam ettiriyoruz. Ve hazırladığımız bu terbiyemizi çorbamızın içerisine aktarıyoruz. Çorbamız bir 5 dakika kadar daha kaynadı. Bu aşamada tuzunu da ayarlıyorum. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Çorbamızın sosu için ocağa ufak bir tava alıyoruz ve içine birkaç kaşık tereyağı alıyoruz. Tereyağımızı hızlıca eritiyoruz. Yağımız iyice kızdıktan sonra içine biraz kırmızı toz biber alıyoruz. Ve ocağımızın altını kapatıyoruz. Toz biberlerimizi tereyağın sıcaklığında yakıyoruz. Evet, sıra geldi çorbamızın servisine. Çorbanın yoğunluğunu siz dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Evet, çorbamızı kaseye aldıktan sonra üzerine kızdırdığımız biberli yağımızı gezdiriyoruz. E,
Şimdi sıra geldi işin en güzel kısmına. Şöyle çorbamın tadına bakmak istiyorum. Bakın yoğunluğunu, içindeki malzemelerin kıvamını görüyorsunuz. Ispanağın her halini çok severim ama böyle çorba hali çok başka, çok güzel olmuş. Efendim, Mutfak İşleri Müdüründen bugünlük de bu kadar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz, beğen tuşuna basarsanız çok mutlu oluruz. Ayrıca tariflerimizden haberdar olmak için Instagram, YouTube ve TikTok kanallarımıza abone olabilir ve bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, afiyet olsun.